Bein Sports ekranlarına hoş geldiniz. Korendon Alanya Spor Teknik Direktörü Francesco Farioli bugün röportaj konuğumuz. Öncelikle çok yoğun bir tempoda bize vakit ayırdığı için kendisine teşekkür ederim. It's schedule but you spare some time with us so thank you for that. Ardından kısa zaman önce bir kız çocuğu oldu. İsmi Lea. Ee, biz Türkler Allah analı babalı büyüsün deriz. Now, bir kez daha tebrik etmek istedim kendisine. You have a baby, Lea. We say may she grow up with her father and her mother so this is saying in turkish yes. congratulations thank you so much thank you so much bu sezon gerçekten dünyaca ünlü yıldızların olduğu kran krana geçen maçları izlediğimiz bir sezona sahne oluyor öncelikle süper ligde bu sezonu nasıl değerlendirir yorumuyla başlayabilir miyiz unfortunately we had also yesterday one of these experience and we test the level of Evet dün de tam söylediğiniz gibi bir şey yaşadık aslında. Ben e, Türkiye'de hocalık yaptığım için çok mutluyum çünkü dediğiniz gibi her maç inanılmaz oyunculara karşı oynuyoruz. Bizim için de inanılmaz bir mücadele oluyor bu. E, tabii ki bazen hoşumuza gitmiyor bu durum çünkü Mertens gibi oyuncular bazen çıkıp çok ekstra şeyler yapabiliyorlar, ekstra çözümler bulabiliyorlar. Resmen bir yapboz parçasının o eksik yerini bulur gibi bu şekilde. Alanyaspor özellikle iş sahada çok etkili bir takım. Bu sezonda iyi işlere imza atıyor. Önemli maçlarda önemli galibiyetleri imza attı. Ee, takımın kadrosuna da baktığımızda hem genç oyuncular var hem tecrübeli oyuncular var. Çok iyi bir harman da yakalanmış durumda. Alanya Spor'un bu sezonu nasıl yıllar? Evet Çok doğru bir cümle kurdunuz. Şöyle söyleyeyim, Alanya Spor birazcık geçiş sürecindeydi aslında. Çünkü geçen seneden oyuncu grubunun çok büyük bir bölümü takıma veda etti. Mesela Juanfran'ı örnek alırsak. Bu kulübe resmen, bu kulüpte tarih yazmış bir isim Juanfran. Onun gibi birçok oyuncu da gitti ve bu yazda birazcık bizim için olaylar geç gelişti diyebilirim. 14 tane yeni oyuncu geldi. Kulübün ekonomik durumunu göz önünde bulundurduğumuz zaman da bazı işler kolay olmadı ama tabii ki dünyanın her tarafında aslında birazcık bütçeler aşağı doğru gidiyor. Biz de e, elimizdeki bütçelerle en iyi kulüp için en iyi olabilecek oyuncuları getirmeye çalışıyoruz. E, tabii ki oyuncuların hepsi hazır gelmediler. Mesela Lusamba geç katıldı. E, Ferhat da öyle. Çok fazla oynamamışlardı gelmeden önce. Onların birazcık zamanı ihtiyacı oldu toparlamak için. Şimdi yavaş yavaş devamlılıklarını buluyorlar ve düzenli oynamaya başlıyorlar. E, ve kulüp için önemli hale gelmeye başladılar iyice. E, dediğiniz gibi genç oyunculardan da kurulu bir takımız. E, evet, tecrübeli oyuncular da var. Ama özellikle genç oyuncular için dakikalar bulmak, oynamak, tecrübe etmek bazı şeyleri çok önemli ve ben biliyorum e, uluslararası mecrada birçok kulüp onları izliyor ve takip ediyor. Özellikle Yusuf, Umut, Furkan bu isimler düzenli oynayan oyuncular haline geldiler ve bence milli takım oyuncusu olmaya ve uluslararası mecrada oynamaya da çok yakın isimler. Oğuz da aynı şekilde öyle çok yetenekli bir oyuncu. E, onlardan tabii ki çok daha fazlasını bekliyorum. Hem burada hem de ileriki kariyerlerinde çok iyi kulüplerde çok iyi performanslar göstermelerini bekliyorum. Tabii de pro lisans süreci vardı. Ee, biz Felipe Sanchez hocadan gerçekten memnunduk. Maç sonu, maç öncesi açıklamaları gerçekten e, maçın analizini gerçekten çok iyi yapan bir e, teknik adam. Tabii ki e, sahada bir tek teknik direktör var. O da kendisi. E, kendi oyununu kendisi maç önünde ve maç sonunda anlatamıyordu. Pro lisans süreci bitti ve artık maç önü ve maç sonu röportajlarına kendisi katılabiliyor. Daha önce de ee, bu röportajlara katılamadığı dönemlerde neler hissetti, bir zorluk yaşadı mı ve pro lisans süreci nasıl geçti? Aslında bu konuda çok şanslıyım çünkü teknik ekibimle aynı görüşe sahibiz. Resmen bir ses gibiyiz biz ve Felipe basına konuşmaya çıkmadan önce zaten biz aramızda da düşüncelerimizi değerlendiriyorduk birlikte konuşuyorduk. E, tabii ki ama kendim gidip orada konuşmak daha iyi çünkü e, iletişim, özellikle basınla iletişim bu işin çok önemli bir bölümünü oluşturuyor ve ben de özellikle kötü günlerde bu sorumluluğu kendimde görmek neler olduğunu anlatmak kendimi açıklamak beni iyi hissettiriyor ee, Tabii ki futbol çok büyük bir endüstri özellikle gazeteciler taraftarlar hocalar kulüpler çok fazla unsur barındırıyor futbol ve bence doğrudan iletişimde bunun en büyük en önemli noktalarından biri çünkü futbol sadece sahada oynanmıyor. Saha dışında da çok fazla etken var ve hem saha içinde hem saha dışında yönetmek bizim en büyük sorumluluklarımızdan biri. Belki en ana sorumluluğumuz değil ama önemli sorumluluklarımızdan biri. Tabii Alanya Spor denince akla Efecan Karaca geliyor. Benjamin Button gibi adeta. Yaşlandıkça performansı da artıyor. Her zaman çok iyi bir Oyuncu oyuncuydu. Her zaman kariyerli bir oyuncuydu. Efecan her transfer döneminde ismi ön plana çıkan bir isim. transfer teklifleri var mı? Efecan'ın performansını siz nasıl değerlendirsiniz? So about the comparison. Evet, Benjamin Button örneği aslında doğru bir örnek. şunu söylemek istiyorum. Profesyonellik olarak inanılmaz bir oyuncu. Mesela bununla ilgili bir örnek vereyim. 31 Aralık'ta yılbaşından önce takıma bir gün izin vermiştik. Sonrasında 1 Ocak'ta tekrar toplanacaktık. Ben de Tesisler boştur diye aslında e, kızım Lia ve eşimi e, kulübe getirdim ve çalışma ortamımı onlara göstermek istedim. Çok emindim kulüpte kimsenin olmayacağından ama e, fitness salonuna baktığım zaman bir anda orada birini gördüm ve bu kişi Efecandı. Aynı zamanda onunla birlikte e, bazı genç oyuncular da izin günlerinde bile ekstra çalışıyorlardı. Dediğiniz gibi zaman ilerliyor ama performans da e, yukarıya doğru çıkıyor. E, bence bunun sebebi Efecan'ın futbola inanılmaz bir tutkusu olması ee, ve sahada olduğu zaman da bütün karakteristiğini sahaya yansıtan bir isim. Ee, şöyle bir her şeye baktığımız zaman tabii ki Alanyayı temsil eden bir oyuncu, Alanya için çok önemli bir oyuncu. Taraftarlar da bunun farkında. Hangi maça gelirseniz gelin taraftarların onun ismini sayıkladığını duyuyorsunuz. Ee, A, sadece ofansif olarak değil aynı zamanda defansif olarak da takıma çok katkı veriyor. Gerçekten şu anda onu anlatacak kelimeler bulmakta zorlanıyorum. Sadece bu şekilde açıklayabilirim. Transfer konusuna gelirsek evet her transfer döneminde Efecan'la ilgili dedikodular e, çıkıyor. Şöyle ben içeriden bir bilgi vereyim size. üç gün Efecan kalsın diye e, resmen ısrar etmiştim, zorlamıştım kulübü Efecan burada kalsın diye. Çünkü onun kulüp için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu çok iyi biliyorum. Hem kaptan hem de genç oyuncular için inanılmaz bir örnek. Türk teknik adamların bu sezonki performansına bakacak olursak aslında Türk futbolu içinde sevindirici bir e, ortam, atmosfer var diyebiliriz. İlhan Polut, Emre Belezoğlu, Volkan Demirel, Çağdaş Atan, e, Ömer Erdoğan. Gerçekten Türk futbolunda teknik adamlık kariyerlerinde çok e, genç, yeni bir jenerasyon var. Bu anlamda kendisi nasıl değerlendirir Çünkü Farol de gerçekten e, genç teknik adamlardan biri. Bu anlamda Türk meslektaşlarını nasıl görüyor? Sizin de bahsettiğiniz isimler aslında Türkiye'nin hoca olarak yeni jenerasyonları ve ben de çok minnettarım Türkiye bana bu grupla çalışma fırsatı verdiği için. Bu bahsettiğiniz bütün isimler ve Nuri Şahin gerçekten Türk futboluna değer katıyorlar. Hem enerjileriyle hem tutkularıyla bence futbolu çok geliştiriyorlar ülkede. Ve bu gelişimi de bence her maçta görebiliyoruz. Türk futbol bence 2-3 yıldır, son 2-3 yıldır çok değişiyor. Buraya geldiğimde ilk 6 ayda şunu söylemiştim. Çok yetenekli oyuncuların olduğu, çok kaliteli bir lig demiştim. Ama taktiksel açıdan çok düz bir lig vardı. Ama bence şu anda bu biraz değişiyor çünkü... Maçın başından sonuna kadar baktığınızda maç esnasında çok fazla taktik değişiklikleri görüyoruz. Bir maçtan bir maça taktiklerin değiştiğini görüyoruz. Maç içinde rakibin taktiğine göre hocaların kendi takımlarını adapte ettiğini görüyoruz. O yüzden bunları göz önünde bulundurunca ben bu ligin birazcık hafife alındığını düşünüyorum. Özellikle taktiksel açıdan ve dışarıdan başka ülkelerden maçları da izleyen biri olarak söylüyorum. Bence bu ülke şu anda taktiksel anlamda iyiye gidiyor. Tabii İtalyan bir teknik adama da... E Türk teknik adamları arasında İtalya'da başarılı olmuş bir ismi Fatih Terim'i de sormak istiyorum. Fatih Terim nasıl değerlendiriyor? Fatih Terim'le ilgili görüşleri nelerdir? Geçenlerde yaptığım röportajda da aynı bu soru gelmişti Fatih Terim'le ilgili. Hemen şunu söyleyeyim, gözlerimi kapatıp Türkiye'deki en iyi anımı düşünsem, aklıma getirmeye çalışsam direkt olarak aklım e, Karagümrük'teyken Galatasaray'a karşı oynadığım maça gidiyor. E, Galatasaray'la ilk karşılaşmamda Fatih Terim cezalıydı ama ikinci karşılaşmamızda birlikte kulübede yer aldık ve maçtan sonra bana merhaba demeye geldi ama merhabayı İtalyanca olarak, Çav olarak dedi ve benimle İtalyanca konuşmaya başladı. Tabii ki biri benimle kendi dilimde, Fatih Terim gibi biri. Benle kendi dilimde konuşunca ben de kendimi çok iyi hissettim. E, Fatih Terim hoca olarak benim kendime e, referans aldığım biri. E, hem burada yaptığı şeyler hem yurt dışında yaptığı şeyler, aynı zamanda Floransa'da benim şehrim olduğu için e, özel bir bağım var aslında Fatih Terim'le bunu söyleyebilirim. Özellikle Galatasaray'da yaptığı şeyler zaten inanılmaz maskası marka değerine inanılmaz üst seviyeye çekti. Avrupa'da herkese tanıttı UEFA Kupasını kazanarak kulübün olasılıklarını üstüne çıkaran bir e, hoca bence Fatih Terim ve İtalya'daki birçok hoca da e, Türk futbolu denince akla İtalya'da direkt olarak Fatih Terim'in ismi geliyor diyebilirim just Şunu da eklemek istiyorum. Netflix'te bir belgesel çıktı Fatih Selim'le ilgili ve ben bu belgeseli iki kez izledim. Hatta büyük ihtimalle çıkar çıkmaz ilk izleyen kişi bile olabilirim. Bitirdikten sonra tekrar izlemek istedim. O kadar etkilendim çünkü bence belgeselde hem hocanı hocalığın ne anlama geldiği ile ilgili, e, böylesine büyük bir kulübü nasıl temsil edilmesi gerektiği ile ilgili inanılmaz tüyolar veriyor aslında belgeselde. Yani şu anda aklımda referans olarak aldığım 3-5 kişiyi düşünürsem Fatih Terim kesinlikle bunlardan biri. Tabii ki bu röportajı izleyen futbol severlerin en çok merak ettiği konuya e, gelmiş olacağım. Farol deyince akla ilk gelen geriden oyun kuran bir sistem. Zaman zaman bu çok eleştiriliyor. Zaman zaman hocanın hakkı veriliyor. Bu eleştirilerle ilgili düşüncesi nedir? Aynı zamanda bize aslında izliyoruz, kendi yorumumuzu yapıyoruz ama kendi oyun sistemini, Farioli'nin oyun sistemini bize nasıl açıklar? Evet, bizim oyun stilimiz bu, geriden oyun kurmak. Ana oyun modelimiz bu ama tek oyun modelimiz bu mu? Hayır, değil. Tabii ki insanlar ikiye ayrılıyorlar, bazı insanlar bunu çok seviyorlar, aşık oluyorlar bu sisteme. Bazı insanlar bu sistemden nefret ediyorlar. Mesela yani Türkiye'de diyelim geriden oyun kurulurken bir takım gol yedi hemen e, benim ismim veriliyor ya da yurt dışında mesela bir arkadaşım bir paylaşım yolluyor bana başka birlikte başka bir takım geriden oyun kurarken gol yemiş ve mention'larda benim adım var. Bu çok kez yaşadığım bir şey. Ama ben inandığım şeyi, bildiğim şeyi yapmaya çalışıyorum. Bence bu benim asıl olduğum kişiyi gösteriyor ve bence e, bu konudaki en büyük başarılarımdan biri. Kötü günlerde bile oyuncularım yaptığımız şeye inanıyorlar ve bence bu bir hocanın elde edebileceği en büyük başarılardan biri. Böyle oynamanın başka bir büyük avantajı da var. Takımda demokratik bir hava katıyor. Özellikle genç oyunculara bence ben bu şekilde oynama fırsatı verebiliyorum. Oyuna girebiliyorlar, oyuna direkt ilk 11'de başlayabiliyorlar ve ortak bir oyun görüşünde kendilerine rol bulabiliyorlar. Bu da bir avantajı diyebilirim bu oyun stilinin. Bu oyun stilini deneyen Türkiye'de bazı Türk Teknik adamlar oldu. Ee, bazen zaman zaman başarısı oldular ve belki de görevlerinin sonlanmasına kadar e, bu süreç devam etti. Daha önceki röportajlardan aslında cevabı biraz biliyorum ama e, Faruoli bu sistemi yeri geldiğinde bırakmayı düşünür mü? Yoksa e, ne olursa olsun sonuna kadar ben bu sistemle devam edeceğim diyor mu? Tabii ki teknik direktörlük kariyerimde yolculuğum her zaman iyi sonuçlarla dolu değil. Bazen pozitif anlar oluyor, bazen negatif anlar oluyor. E, farklı bir şekilde oynasak belki yemeyeceğimiz goller de vardı. Ama benim için önemli olan burada keyif almak ve doğru olduğuna inandığım şeyi yapmak. Benim için önemli olan tek şey bu. Ve hoca olarak en iyi karakteristiklerimden biri olarak da şunu söyleyebilirim. Oyuncularıma her zaman tutkulu olmayı aşılarım. Sonuna kadar böyle mi olacak? Evet böyle olacak. Ee, bazen hocalar esnek olmalıdırlar, ee, durumlara adapte olmalıdırlar ama bence ana prensiplerini değiştirmemelidirler. Ee, sadece adaptasyon süreçleri olabilir küçük küçük değişikliklerle. Ee, bizim de böyle ana prensibimiz e, sahada baskın olmak, kafalarımız yukarıda, rakiple yüz yüze gelerek en büyük rakiplere karşı oynadığımızda bile bu şekilde kalabilmek. Bazen zorlukları oluyor mu bu durumun? Evet oluyor. Mesela dün süperstarlara karşı oynadık ve bu konuda bazı zorlandığımız şeyler oluyor. Ama bence fikirlerinizi sürekli devam ettirmelisiniz. İyi günlerde de kötü günlerde de geri adım atmamalısınız. Çünkü atarsanız güvenilirliğinizi kaybedersiniz. Başlattığınız ateşten vazgeçmiş olursunuz. Bunları düşününce benim kararım Geri, hiçbir zaman geri adım atmak olmayacak. Tam tersine ileri adım atmak olacak ve bu konuda fikrimi değiştirmeyeceğim. Oyuncularıma da bunu aktarmaya çalışacağım hep. Aslında bu sorunun cevabını kendisi biraz önce verdi bir önceki soruda ama yine de sormak istiyorum. Ee, saygı duyduğu teknik adamlardan biri, B. Bir futbol adamı fikirlerine aşık olmamalıdır diyor. Ee, öyle fikirlerine aşık mı? I am in fight with my ideas. Aslında fikirlerimle e, fikirlerime aşık demektense şunu demeyi tercih ediyorum. Fikirlerimle sürekli bir mücadele içindeyim. E, çünkü sevdiğiniz şeylerle aslında birazcık mücadele edersiniz. Sizin e, uyumanızı kolaylaştıran ya da sizi uyutmayan şeylerdir bunlar. E, söylediğim gibi ben yaptığım şeye inanıyorum. E, düşünme gibi bize verilen inanılmaz bir özellik var. E, ve ben de inanılmaz düşünen biriyim. Sürekli düşünen biriyim. Dediğim gibi e, fikirlerime aşık mıyım? Hayır ama fikirleri üretme sürecine aşığım çünkü çok fazla düşünüyorum, kendimle mücadele ediyorum. Bence benim durumumdaki insanlar için çok normal bir durum. Futbola takıntılı bir insanım. Sürekli kendime soruyorum doğru yolda mıyız, doğru mu yapıyoruz. Kendimi sürekli eleştiriyorum. Aynı zamanda teknik ekibim de böyle. Hep aynı şeyleri düşünüyoruz, aynı düşünce yapısına sahibiz. Ama aynı zamanda sürekli farklı bir açıdan neyi daha iyi yapabiliriz diye farklı stratejiler geliştirmeye de Çalışıyoruz, bunu da eklemeliyim. Ee, dediğim gibi fikirlerime aşık olmaktan çok bu düşünce yapısına aşığım diyebilirim. Deserbi kariyerinde çok önemli bir yere sahip. Şu anda Premier Lig'de ve son galibiyeti de kloplu Liverpool'a karşı farklı bir galibiyeti imza attı. Deserbi için yorumunu rica edeceğim. Premier Lig serüveni, yolculuğunu nasıl değerlendiriyor? Bir İtalyan teknik adam olarak kendisinin hedefleri de bir gün Premier Lig olur mu? So, Roberto for me, evet, Dezerbi bana çok fazla şey kattı diyebilirim çünkü bana genç bir hoca olarak seriyada çalışma fırsatını tanıdı. O yüzden bütün hayatım boyunca ona minnettar olacağım. Bu çok net. Ondan çok fazla şey öğrendim ve aynı zamanda da aynı şeyleri düşünüyorduk, aynı şeyleri hissediyorduk, aynı tutkuyu paylaşıyorduk. O yüzden inanılmaz bir bağlantımız vardı. Bazen gece üçlerde dörtlerde hala ofiste çalışıyor oluyorduk. Bir klip izliyorduk, sonra başka bir klip daha izliyorduk. Bu şekilde tartışmalarımız bazen gece yarısına kadar, dörde kadar sürüyordu. Sonrasında sabah 8.30'da kalkıp kahvelerimizi alıp tekrar ofiste çalışmaya başlıyorduk, günü planlıyorduk. Böyle bir çalışma hayatımız vardı. Ondan öğrendiğim başka çok önemli bir şey de eğer doğru yolda olduğunuzu düşünüyorsanız sonuçları aldırmadan ısrarla devam etmenizdir. Bu bana çok şey kattı diyebilirim düşünce yapısı olarak. Tabii ki şimdi herkes onun ne kadar iyi hoca olduğunu konuşuyor. Ama mesela ilk başta e, Benevento'dayken, ben onunla çalışmıyorken e, çok fazla e, düzeltiyorum. E, Benevento'da birlikte çalışırken çok fazla e, maç kaybetmiştik üst üste. Sonuçlar iyi gitmiyordu ama ben her zaman inanıyordum yaptığımız şeye. E, hoca olarak inanılmaz bir evrim geçirdiğini söyleyebilirim. Ama ben belki de dünyada buna en son şaşıran insanım. Çünkü ben onun ne kadar yetenekli olduğunu, ne kadar iyi bir hoca olduğunu zaten başından beri biliyordum. Onun seriyadaki ilk işinde Palermo'da e, ben yokken kötü perişanım performanslar gösterdiği olmuştu hatta takım e, ligden düşmüştü. Ben o sırada Katar'daydım hatta sezon öncesinde e, Palermo'ya bakalım izleyelim. Çok iyi işler başaracaklar diye de söylemiştim etrafımdaki insanlara. Yanılmıştım çünkü e, ligden düşmüşlerdi ama tabii ki bunun sonrasında o inandığı yoldan devam etti ve son 5 yılda geldiği yeri görünce e, hiç de şaşırmıyorum ve iddialı konuşmak istemiyorum ama çok daha iyilerini yapacağını, çok daha yukarılara çıkacağını da düşünüyorum. Çünkü bir insanda içindeki bu alev, bu tutku olduğu sürece her zaman çok daha iyisini başarabilir. Yanılmıyorsam Belçika'daki pro lisans kursunda yaptığı sunumda Barco Vizyon'a yansıttığı görüntü şu anda aklımda. İtalyan filozof Reca Kati'nin bir sözünü yansıttı. İnsanlar eşsizdir, okullar onları tek düze, tek tip yapmamalı ...minvalinde bir sözünü yansıttı. Tabii ki kendisi de felsefe mezunu, daha iyi bize sözü açıklar. Öncelikle o sözden aslında bahsetmek istediği neydi? Ardından da şuna katılır mı? Futbol her geçen gün tek düzeleşiyor mu? Çünkü teknik adamlar aynı sistemlerle sahaya çıkıyor, aynı formasyonlarla çıkıyor... E, oyunculardan beklentiler aynı. E, bu anlamda bir futbolda tek düzelikten de bahsedebilir mi? Bunu yıkan bir isim olarak sormak istiyorum özellikle. Evet e, bu alıntıyı yapmıştım çünkü çok beğendiğim bir alıntı. E, i̇nsanların çünkü bireysel yetenekleri var ve bu bireysel yeteneklerini kolektif bir ortamda toplamaları gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bu belki de bazen en zor ve en uzun yol olabiliyor. Çünkü sizin bireysellere çok fazla vakit ayırmanız gerekiyor. Sürekli onların potansiyellerinin farkına varmanız gerekiyor. Zaman harcıyorsunuz, enerji harcıyorsunuz onları anlamak için. Ee, ama dediğim gibi bu iş öyle sıradan bir iş değil. Tutku gerektiren bir iş. Ve benim hayatımda da çok önemli bir yeri var sonuçta bu işin ve o yüzden ben bu kadar vaktimi harcamaktan asla gocunmuyorum. Bunu bence tarif etmenin tek yolu bu benim için. E, dediğim gibi sürekli çalışıyoruz. Ne için? E, tüm bu bireysel yetenekleri bir sisteme oturtmak için. Çünkü bazı oyuncular oluyor, belirli yetenekleri oluyor. Resmen aşık oluyorum o yeteneklerine. Ama tek başlarına bir şey ifade etmiyorlar. Takım içinde daha büyük bir organizasyonda bunları kullanmanız gerekiyor. Biz de kendim olarak ve teknik ekibim olarak buna çok büyük bir zaman harcıyoruz. E, diğer kulüpleri çok bilmiyorum nasıl çalıştıklarını. O yüzden tek tipleşiyor mu bir şey söyleyemiyorum. Evet ben kendimi yakın, kendi futboluma yakın futbol oynatan hocaları çok beğeniyorum. Ama aynı zamanda benim oyunumun tam tersi şeklinde oynayan hocaları da çok beğeniyorum. Çünkü sonuç olarak kendilerinden bir şey katıyorlar, özel bir şey katıyorlar. Ve bunu görmek de benim hoşuma gidiyor ve çok da saygı duyuyorum. E, kazanabilirsiniz, kaybedebilirsiniz ama sonuçta e, bir şeye karar vermeniz lazım oyun stilinize ve her gün farklı bir şey keşfetmeniz lazım. Ben futbolun, bir insanın kendini dışarıya nasıl gösterdiğini, nasıl temsil ettiğini e, göstermenin bir yolu olduğunu düşünüyorum ve benim e, inançlarımı da her geçen gün daha fazla bir şekilde sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Aslında e, röportajdan sonra bu konu hakkında fikrini soracaktım ama e, şu anda sormak istiyorum. Genellikle Türkiye'de bizde kadrolar elimize geldiğinde hep aynı sistemde e, görüyoruz takımları. 4-2-3-1. Eee ve diğer bazı teknik adamların Farklı düşünceleri var. E, bu e, sanki tek bir kadro, tek bir formasyon üzerinden Türk futbolunda futbol ilerliyor gibi gözüküyor. Bu konu hakkında düşüncesi nedir? Özellikle 4-2-3-1 formasyonunda sormak istiyorum. This one was, uh, my feeling... Buraya geldiğimde aslında ilk geldiğimde. Hissim bu yöndeydi çünkü çoğu takımın 4-2-3-1 oynadığını gördüm. Tabii ki 4-2-3-1 oynamanın kötü bir yanı yok. Tam tersi çok fazla da avantaj sağlıyor. Bizim de bazen böyle oynadığımız oluyor. Yani bununla ilgili bir problem yok aslında. Ama bu sezon özellikle az önce de söylediğim gibi çoğu hoca maç içinde, maçtan maça sistemlerini değiştiriyorlar. Bazen dörtlü defans başlıyorlar, bazen üçlü defans başlıyorlar. Bazen dörtlü gibi gözüküyorlar ama altı numara stoperlerin arasına giriyor. Bek içeri giriyor, bir anda beşli oluyorlar. Çok fazla değişiyor yani. Bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman bence Avrupa'da izlemesi en ilginçliklerden biri Türkiye Ligi. buna şaşırmıştım, şaşırdım çünkü dışarıdan çok da öyle gözükmüyor, öyle konuşulmuyor diyeyim ya da. biz bundan gurur duymalıyız bence Türkiye'deki spor severler olarak. Türkiye'de Antalya'da kamp yaptığı dönemde Spalletti, Beansports'ta muhabir arkadaşımız Onur Çubukçu'ya verdiği röportajda Farioli'yi yakından tanıdığını, ondaki potansiyelin farkında olduğunu söyledi. Spalletti gerçekten saygı duyduğumuz bir teknik adam. E, bu anlamda neler hissediyor? Bu sözüyle ilgili de düşüncesini alabilir miyim? It's a pleasure for many reasons. Ee, az önce bahsettiğim 3-5 tane referansım vardı Fatih Terim sorusunda söylemiştim. Bunlardan biri de Spalletti hem hoca olarak hem de bir insan olarak çok özel bir insan olduğunu düşünüyorum. 3 yıl önce tanıştık aslında birbirimize çok yakın yerlerde yaşıyorduk ama e, fırsatını yeni bulabildik öyle söyleyeyim. E, tabii ki İtalya'nın dışında da çok fazla tecrübesi var çok takip ettim özellikle Rusya'da Zenit'te çok başarılı oldu. E, bir gece buluşma fırsatımız olduğunda Karagümrük'te nasıl oynadığımızı izletmiştim ona ve inanılmaz ilgi göstermişti, inanılmaz beğenmişti. Bu da beni çok mutlu etmişti. Spalletti tabii her zaman yenilikçi bir hoca oldu. Özellikle Roma'da 4-2-3-1 taktiğinde Totti'yi sahte 9 gibi oynatması, Perotta'yı 10 numara olarak monte etmesi inanılmaz işlerdi. Ve bence zaten Spalletti futbola her zaman yeni şeyler katan bir isim. İnanılmaz bir yetenek, çok özel bir insan ve bence en önemli özelliklerinden biri de ee, düşündük, düşündüğü şeyleri aktarma kapasitesi. Zaten herhangi bir basın toplantısını izlerseniz bunu çok net bir şekilde görürsünüz. İnce detayları bile inanılmaz bir şekilde anlatabiliyor, aktarabiliyor. Evet sağ içinde iyi işler yapıyor ama sağ dışında özellikle iletişim becerileri inanılmaz seviyede. Oyuncuları ya da başka insanları ikna etme seviyesi inanılmaz bir seviyede. Aurası, liderliği inanılmaz bir insan. O yüzden bu sebeplerden dolayı ona çok fazla saygı duyuyorum ve bu sezonda zaten çok fazla izliyorum, takip ediyorum. Ee, çok büyük bir takımda çok büyük işler yapıyor. Ee, geçen konuştuğumuzda da umarım bir gün birlikte birbirimize karşı oynama fırsatımız olur dedi. Buna sevinmeli miyim, üzülmeli miyim bilmiyorum. Çünkü inanılmaz bir takım ve inanılmaz performans gösteriyorlar. Bizim için kolay bir maç olmazdı. Tabii futbolu konuştuk ama uzun zamandır da Türkiye'de hoca. Türkçe ile arası nasıl, Türk yemekleri arası nasıl? Biraz da magazinsel bir soruyla da aslında röportajın sonuna gelmek istiyorum. So my my Turkish. Türkçemin çok iyi olduğunu söyleyemem. Evet, birkaç tane basit kelimeyi biliyorum. Mesela testlere girdiğimde insanlara günaydın diyebiliyorum. Çok çok küçük şeyleri de anlayabiliyorum ama e, konuşabildiğimi tabii ki söyleyemem. E, Türk yemeklerine geleyim. E, Türk yemekleri gerçekten çok güzel. Özellikle kulüpte çalışan aşçılarımız inanılmaz yemekler yapıyorlar. Hatta bazen o kadar çok yiyorum ki e, antrenmanlardan sonra kendim de e, oyunculardan sonra koşuyorum resmen bu kilo olayını idare etmek için. Ben aklımdaki tüm soruları sordum. Bu kendisiyle üçüncü röportajım, özel röportajım. Ancak kendisiyle futbol konuşmaya doyulmuyor. E, son olarak kendisine eklemek istediği bir şey var mı röportajımıza? No, I think it. We... Evet, çok e, söyleyebileceğim bir şey yok aslında. Zaten yeterince konuştum bence. E, benim için de her zaman zevksizle röportaj yapmak ve dördüncüsünü e, sabırsızlıkla bekliyorum. Bir gün eğer sunum yaparsa futbol üzerine en arka sıradan e, dinlemekte istediğimi, davet beklediğimi de kendisine iletirseniz. If you go to a seminar to present something, make a presentation, he wants a seat too. In the okay. back seat maybe. Okay, okay, absolutely. Grazie. E, vakit ayırdığınız için de ayrıca teşekkür ederim. And also thank you for your time. My pleasure. Thank you so much. Corendon Alanya Spor Teknik Direktörü Francesco Farol röportajımızın sonuna geldik. Tabii ki Alanya Spor Kulübü'nün kapılarını bize açan yönetime, Teoman Bey'e ve aynı zamanda bu röportajda tercümede bizlere yardımcı olan Altay'a teşekkürlerimi iletiyorum. Bir başka röportajda tekrar buluşmak üzere.